набраны при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на... Türkiye ve Rusya ilişkileri gerçekten büyük bir adım attı ve bizim ticari konularda da bayağı bir ilerleme gösterdi ilişkilerimiz. Olumlu bir şekilde ilerliyor ilişkilerimiz. Son geçen yılla kıyaslarsak bile bu sene bayağı bir ilerleme gösterdi. Ve bu sadece artık alıştığımız alanlarda değil, başka alanlarda da yeni ilişkilerimiz de ilerliyor. Ve umut ediyorum ki yakın zamanda biz hem gaz konularda hem başka konularda daha birçok önemli adım atacağız. Çünkü istikrara doğru gitmemiz de çok önemli. Ve her iki taraf için de bu fayda sağlayacaktır. Tarım konusunda birçok başarı sağladık ve Rusya-Türkiye arasında birçok konuda aslında başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Metalurji ve diğer konular aslında bayağı bir terakki kaydettik ve emin adımlarla ileriye gitmeye devam ediyoruz. Ticari konular bizi sevindirmeye devam ediyor. İşbirliğimiz bayağı bir başarı sergiliyor. Atom enerji santrallerinde de bizim işbirliğimiz devam ediyor ve uluslararası kulübümüz kuruldu bu konuda. Yakıt, akkuyu konularında her şey planladığımız gibi devam ediyor. Birçok başka ilginç projelerimiz de var ve bizim işbirliğimiz belki hiç kimse beklemediği kadar güzel bir ilerleme sergileyecek. 25 bin kişi daha ortak projelerimizde yer alacaktır ve aslında konuşacağımız birçok konu var. Onlardan biri güvenlik, Ukrayna krizi. Biliyorum ki biz tahıl koridoru konusunu da konuşacağız. Hala birçok sorumuz var. Tabii ki biz Suriye konusunda da beraber birçok adım attık ve Türkiye Cumhuriyeti için birçok fayda sağladı bizim işbirliğimiz ve Astana formatında da beraber işbirliği yürüttük ve bence bu çok önemli bir formattı. Biz o formatı sağlamamız lazım ve o formatta bizim konuşmalarımız devam etmesi lazım. Birçok başka ikili görüşmelerimizi ilgilendiren konular var. Onları da konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir. Tabii Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine
adım atma noktasında da önemli olduğunu inanıyorum. Tabii Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde şu anda devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 25 bine yakın orada istihdamın olması önemli bir olay. Tabii ilk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel. Kaldı ki bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop nükleer enerji santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii Trakya'da bir hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru. Tabii Türkiye-Rusya arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Ve bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım herkes bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizde tahıl koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan tahıl koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak. Bir diğer tabii aramızdaki en önemli konu savunma sanayine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada bu yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz iki uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu iki kat daha, bir kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak. Çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız. Ve bu tehdidi diyoruz atlatmamızda çok ciddi faydalar var. Ve ben arkadaşlarım, yeni kabinenin yeni üyeleri hepsi adına tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Спасибо. Уважаемый господин президент, вы упомянули о борьбе с пожаром. Спасибо. Уважаемый господин президент, вы упомянули о konuşmanızda siz yangınla mücadele konusuna dokundunuz. Söylemek istiyorum ki o büyük bir trajedi yaşadığınız depremden sonra biz büyük bir mutlulukla size yardıma koştuk. Yangında da sizinle beraberdik. Bunu demek istiyorum ki bizim aramızda olan Türkiye-Rusya ilişkilerimiz çok iyi bir seviyede ve bu her alanda görünebilir bir şekle geldi. O yüzden size böyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Şimdi biz heyetlerimize söz verirsek onlar bizim ilişkilerimiz ticari ya da başka konularda olan ya da dışişleri ilişkilerimizi yansıtan başka konuları bize yansıtabilirler.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.